felsefesiyle ilgili çıkmış soruları çözelim, konuyu iyice pekiştirelim. Bakalım. Küçük çocuklar bilimin konusuna giren sorular sorduğunda birçok yetişkinin şaşırdığını gözlüyorum. Ay neden yuvarlak diye soruyor çocuk. Bir çukurun derinliği en fazla ne kadar olabilir? Dünyanın doğum günü ne zaman? Birçok yetişkin bu tür soruları tedirgin ya da alaycı bir tavırla yanıtlıyor ve yan çiziyor. Ne sanıyordun? Ay kare mi olacaktı yani? Kısa süre sonra çocuk bu soruların yetişkinleri sıktığının farkına varıyor. Böylece birkaç deneyim daha yaşadıktan sonra bilimden soğuyor. Parçada çocukların bilimden soğuması aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır? Çocukların bilimsel konulardan çabuk sıkılmalarına Aksine çocuk soru sormaya devam ediyor. Ne zamanki yetişkinlerin sıkıldığını fark ettikten sonra artık bu süreci bırakıyor. Dolayısıyla bunu kabul edemem. Yetişkinlerin çocuklara az zaman ayırmalarına bununla ilgili paragrafta herhangi bir bilgi yok bunu da kabul edemem. Çocukların uygun soru sormayı bilmemelerine hayır çocuk bu her türlü soruyu sorabilir zaten paragrafta da bunu söylüyor bunu da geçtim. Çocukların merak duygularının gerektiği gibi karşılanmamasına evet tam olarak bu. Çocuk soruyor yetişkin bir süre sonra sıkılıp alaylı yanıt veriyor. Dolayısıyla çocukların merak duyguları gerektiği gibi karşılanmadığı için çocuklar bilimden soğuyorlar. Yetişkinlerin çocukları bilimsel konulardan uzak tutmak istemelerine hayır, zaten böyle bir şey de vermedi. Doğru cevabımız D olacak. Eğer bir bilginin bilimsel olarak ortaya konması gerekiyorsa her şeyden önce onu diğer bilgilerden ayıranın yani ona özgü olanın kesinlikle belirlenebilmesi gerekir. Bu belirlemenin yapılmadığı bilgiler çoğaldıkça terimler, kavramlar birbirine karışır. Bilim bundan son derece zarar görür. Bu parçada bilimsel çalışma alanında aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerinde durulmaktadır? Ne diyor? Onu diğer bilgilerden ayıranın yani ona özgü olanın belirlenebilmesi gerekir. Şimdi bakalım pek kesin bilgiye ulaşma yönteminin yöntemle ilgili bir şey vermedi. Uygulama alanlarını saptamanın benzer alanlarla olan etkileşimin bilginin sınırlarını belirlemenin evet bulduk diyor ki onu diğer bilimlerden ayıranın yani sınırlarını belirlediği şeyin ne olduğunun bilinmesi lazım yok değilse terimler kavramlar birbirine karışır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Evet önce soru kökünü okuyalım. Bu parçaya göre açıklama eylemi aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır? Akşam karanlığında eve girdiğinizde her zamanki gibi elektrik düğmesine basıyorsunuz. Ama beklediğinizin tam tersine lamba yanmıyor. Bir an için şaşkınlık içindesiniz. İster istemez çok geçmeden kafanızda bir takım olasılıklar belirecek, şaşkınlığınızı giderecek bir açıklama bulmaya girişeceksiniz. Sigorta atmış olabilir, ampul gevşemiş olabilir gibi. Bu olasılıklardan birinin doğru çıkması halinde şaşkınlığınız giderilmiş olacak, Beklenmeyen durum sizin için artık beklenen bir sonuç niteliğini kazanacaktır. Demek oluyor ki, demek oluyor ki önemlidir paragraf sorularında, felsefede de paragraf sorularında da. Demek oluyor ki, açıklama çabası şaşkınlığımızı giderme, beklentilerimizle olup bitenler arasındaki uygunluğu sağlama ihtiyacından doğmaktadır. Bu günlük düşünme düzeyinde olduğu gibi bilimlerde de böyledir. Sonunu bir daha okuyalım. Açıklama çabası şaşkınlığımızı giderme, beklentilerimizle olup bitenler arasındaki uygunluğu sağlama ihtiyacımızdan doğuyor. Ne demişti bize? Açıklama neyden kaynaklanmaktadır? Bakalım. Her sorunun cevaplanabilmesi için yeterli bilgiye sahip olunduğu inancından. Hayır. Adam yeterli bilgiye sahip değildi. Sonra olasılıklardan bir tanesi gerçeklendi. Beklenmeyen bir durumun yarattığı huzursuzluğu giderme isteğinden. Evet sanki yakın gibi bilimsel bilginin başkalarına da aktarılması gerektiği düşüncesinden başkaları ya da onlara aktarmak bununla ilgili bir paragrafta herhangi bir veri yok. Günlük düşünce düzeyinden bilimsel düşünce sürecine geçilmesi gereksiniminden hayır. Çeşitli alanlardaki bilgileri birbiriyle ilişkilendirme çabasından. Bundan zaten hiç bahsetmedi. Beklenmeyen bir durumun yarattığı huzursuzluğu giderme isteğinden kaynaklanmaktadır açıklama ihtiyacı. Cevabımız B. Bilimin büyük trajedisi Güzelim bir hipotezin acımasız bir gerçek tarafından öldürülmesidir. Bu görüş bilimsel hipotezle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? Bir daha okuyalım. Bilimin büyük trajedisi, güzelim bir hipotezin acımasız bir gerçek tarafından öldürülmesidir. Hipotez neydi? Varsayım. Ne demek istiyor? Çok güzel bir varsayım, çok güzel bir hipotez var ortada ama gerçek bunu doğrulamadığı için hipotez çöpe atılıyor. Bakalım şimdi. Hipotez oluşturulurken bilimsel yasalardan faydalanılmalıdır. Bir hipotezi çürütecek kanıtın bulunamamış olması o hipotezin doğru olduğunu gösterir. Bilinmeyenin açıklanmasını sağlayan hipotezler güzel görünür. Bir hipotez doğru görünse de Araştırma bulguları onun yanlış olduğunu ortaya koyabilir. Hipotez hem yalın hem doğru olmalıdır. Şimdi bu, 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 bu. Bununla ilgili yukarıda bir şey bulamıyorum. Sadece diyorum ki bir hipotezin doğru görünse de ki diyor ki güzelim bir hipotez, araştırma bulguları onun yanlış olduğunu ortaya koyabilir. Eğer gerçek onun yanlış olduğunu ortaya koyarsa o hipotez ölür. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Müzik